Herkese merhaba. Bugün misafirlerim gelecek Türkiye'den. O yüzden hızlı hızlı hazırlık yapıyorum. Dün de Zehralardaydık biliyorsunuz. Çok güzel bir gün geçirdik. Aslında gelmek istemedim. O da çok kalmamızı istedi ama bugün misafirim geleceği için dönmek zorunda kaldım. Poyraz geliyor koça koça. Efendim? Şeker istiyorum. Tabağa koy. Şeker. Tamam. Yemeğini yedin mi? Evet. Bitirdin mi? Tamam, bir tane vereceğim, tamam mı? Şimdi Levent dışarıda, dışarıları toparlıyor. Efe de dışarıda oynuyor. Poyraz benimle, ben de yemek yapıyorum. Ne yaptım? Zehralara gittim. Döndükten sonra dolmaları sarıp dolaba koydum. Pişirmemiştim, şimdi pişiriyorum. Sebzeli paçanga yaptım. Onun da tarifini veririm. Çok güzel oluyor. Mutlaka tavsiye ederim yani. Acayip güzel oluyor. Hem basit hem de çok lezzetli bir börek. Onu yaptım. Peynir tabağı yapacağım, salata yapacağım. Onlar zaten hazır. Bir de kırmızı biber közlemiştim. Onları çıkartacağım. Ana yemek olarak da etim var. Domates çorbam var. Bir de pilav yapacağım ama iç pilav mı yapayım yoksa şehri pilav mı yapayım karar veremedim. Onu bir karar vermem lazım. Bakacağım. İç pilav malzemesi varsa belki iç pilav yaparım diye düşündüm. Bulaşık makinem çalışıyor. Onu boşaltırım. Evim temiz. Zehra'ya gitmeden evimi temizledim. Öyle çıktım. O yüzden zaten biraz geç kalmıştık. Her yer yerli yerinde. Bakalım. Evet, tarçın çıktı. Hiçbir işim kalmadı. Levent az sonra gidip onları havalimanından alacak. Güzel bir akşam geçireceğiz diye düşünüyorum. Saçım başım bağladım çünkü yemek yapıyorum hani dökülmesin diye. Bakalım dolmaların pişmiş mi? Bu arada yukarıya yatak hazırladım. Birkaç gün bizdeler. O yüzden üst katları falan da topladım. Zehra ile ilgili konuşacaktım ben. Yani yorgun olmasına rağmen bizi o kadar güzel ağırladı ki, o kadar çok uğraşmış ki ben ona dedim halbuki yani uğraşma bir şey yapma diye ama yine dayanamadı herhalde. Çok seviyorum onu, buradan da öpüyorum. Teşekkür ederim tekrar güzel gün için. Gelelim yemeklere. Dolmalar pişti, biraz Efe yedi üstten. Buna koydum, dayanamadı. Etlerim de böyle oldu. Kekik yedim en son. Çorbamı da zaten sabah halletmiştim. Şehriye pilavı yapmaya karar verdim. Buna da şehriye pilavı yapacağım birazcık. Bir de Lidl'dan şey almıştım. Şu patates graten brokolili. Onu fırına koyacağım. Çocuklar çizgi film izliyor. Ben şimdi masayı hazırlayacağım. Masa hazır oldu mu rahat oluyor. Uğraşmıyoruz. Örtüyü yıkayıp serdim. Üzerine runner falan sereceğim. Siz de burada durun. Tabaklarımı koydum, böyle çatallarımı bıçaklarımı dizdim. Şunları ben yapmıştım çok eskiden. Böyle oldu tabaklarım. Şimdi de ortayı düzelteceğim. Ütüledim ama yine buruştu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse runner var üstünde zaten. Kırmızı köz biberi böyle bir tabağa koydum. Takımın tabağı. Bir de burada humus var. Humusu hazır aldım. Yani vardı daha doğrusu. Onu da ben tabağa koydum ama bunu ben yaptım. Kruton koydum domates çorbası için. Bir de kaşar peyniri koyacağım aynı tabağa. Dolmalarımı da borcama çıkardım böyle. Şimdi şuna şehriye pilav yapacağım. Değişik biraz havuç rendeledim. Mısır ve birkaç tane zeytin koydum. Çok karışık yapmak istemiyorum. Zaten böyle meze tarzı şeyler de var. Onları da götürdüm. Şimdi bunu götüreyim ama bunun yağını koymadım da. Yani onu sola koyayım, öyle koyarım. Kaşar peynir koydum. Çocuklar bunu izliyorlar. Örümcek adam koydular. Bunu izliyorlar. Ben de şimdi arka şehriye pilavını yapacağım. Çünkü son 40 dakika. Ben de biraz böyle saçlarıma çek düzen verdim. Islak ıslak bağlamıştım. Şey yaptım. Tarayarak kuruttum. Fön çekmedim de tarayarak kuruttum. Bilmiyorum. Böyle. Zaten yemek falan hazırlıyorum ya bozuluyor. O yüzden toplayacağım da zaten yemeklerin için ötmesin diye. Öyle şimdi
pilavımı yapıyorum. Pilavı zaten bilmeyen yoktur herhalde, çok basit. 2 bardak arpa şehriyeyi böyle tereyağında kavuracağım. Hafif koyulaşınca da ben 1'e 1,5 kullanıyorum. 2 bardak olduğu için de 3 bardak su koyacağım. Normal pilav gibi demleyeceğim yani, hiçbir numarası yok. Mutfağım hazır, şu patates gratenler şeyin içinde fırında. En son onları çıkartacağım. Mutfağımı temizledim. Masamı son halde şimdi size göstereyim. Patates graten de fırından çıktı. Onu bir belki ısıtırım. Şimdi börek için yağ koydum. Böreklerimi kızartacağım. Salatamın da sosunu dökeyim. Onu da masaya götüreyim. Sofram bu şekilde oldu. Kurtonlarım, kaşar, böyle kırmızı biber, peynir tabağı, humus var, salata var, dolmalarım var. Bir tek şimdi şeyleri kızartacağım. Ne ismi? Börekleri de şuraya koyarım. Şimdi börekleri de kızartacağım. Ondan sonra bir şey kalmıyor. Her şey hazır. Pilavım hazır, çorbam hazır, etim hazır, her şey hazır. Sofran da böyle oldu. Bu da arpa şehriye pilavının son hali. Bir karıştırmam lazım bunu sadece. Böreği biraz fazla yaptım. Yılbaşı gecesi de kızartırım diye buzluğa atarım. Bu börekler böyle büyük büyük oluyor. İçinde pırasa, kabak, pastırma ve kaşar var. Gerçekten çok güzel oluyor. Hiçbir şey sürmenize gerek yok yufkasına. Normal kızartacağım. Yufkaları da kayınvalidem sağ olsun Türkiye'den getirmişti. İncecik çok güzel. Şimdi mesaj attı. Almış arkadaşlarımızı. Buraya doğru geliyorlarmış. Az sonra gelirler onlar da. Böreklerim de kızarıyor. Selam, biz yedik içtik. Bakın kim var burada? Ben geldim. Soruyordunuz, Elif geldi. Ben geldim. Birkaç gün birlikteyiz. Onlar hafta sonu gezmeye gidecekler. Sonra geri gelecekler. Evet. Biraz birlikte dolaşacağız. Nereye gidecektik? Mutluklu. Ha, Follendam'a gidecekler. Follendam'a gideceğiz. Gezmeye gideceğiz sonra birlikte. Evet. Yedik içtik, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle güzel geçiyor. Bayağı yedik içtik yalnız. Bayağı yedik, bayağı. Şiştik. Evet. Ondan sonra artık yavaş yavaş toplarız sofrayı falan da, muhabbet ederiz. Devam ederiz değil mi çekmeye? Ederiz, ederiz. Daha çok yarın çekeriz. Görüşürüz. Size tekrar merhaba. Vlog yarıda kaldı biliyorum. Ama söylemek istediklerim var size. Elif'leri gönderdik. Daha doğrusu onlar Amsterdam'a gittiler. En son görüntüden sonra Follendam'a falan gidecektik ama erken kapanıyormuş, gidemedik. Birlikte birkaç gün geçirdik, güzel vakit geçirdik. Onlar daha sonra Belçika'ya gittiler gezmeye. Bu akşam da yine Amsterdam'da arkadaşlarıyla kutlayacaklar. Biz de kendi ailemizle kutlayacağız. Öyle bir plan yaptık. Çok güzel vakit geçirdik, o yüzden çok fazla alamadım elime. O arada bir hastalandım, işte rahatsızlandım falan. Bir sürü şey üst üste gelince de vlog bu şekilde oldu. Kusura bakmayın. Umarım severek izlemişsinizdir. Onun dışında yeni yılda iyi dileklerim var sizin için ve güzel bir haberim daha var. Yeni yılda hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum. Herkesin gönlünden geçen dileği kabul olur inşallah. Bu arada büyük de bir haberim var. Sanırım bu bizim burada geçirdiğimiz son yılbaşımız. Öyle tahmin ediyorum. Böyle bir durum var. Türkiye'ye dönüş planımız var. İnşallah bundan sonra birlikte bu planı gerçekleştireceğiz. Siz de bizimle olacaksınız tabii ki. Yine gidişimizde, gelişimizde, işte bu uzun prosedürde, onun dışında evimizi taşımamızda, başından beri nasıl bizimleyseniz bu dönemde de bizimle olmanızı umuyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni yılda daha çok büyümek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kumar! Anne!